Yeryüzündeki kanatsız meleklerimiz, sevgili annelerimize, yavrunuzu bana emanet ettiğiniz gün daha dün gibi aklımda. Acaba sınıfta duracak mı? Ağlar mı? Acıkır mı? Susar mı? Aklınızda onlarca sorunun beyninizi kemiren bakışları. Gözlerinizin nemini saklayan acemi tavırlarınız. Nasıl bir öğretmen acaba? Çocuğuma kızar mı? Benim gözümden sakındığımı o kırar mı? Sever mi? İncitir mi? Diye soran bakışlarınız. Hiçbir zaman sizin bir yarınız olmak için çabalamadım. Yüreğinizdeki annelik duygusunu sizden çok yaşamaya çalışmadım. Ama öyle bir an geldi ki sizden daha anne yaptı beni. Sizden daha çok vicdanımı sızlattı. Sizden daha anneliği yaşattı. Uykum var diye kucağımda uyudu. Bana binlerce soru sordu. Nazlandı, durdu. Kızsam da geldi yine bana sarıldı. Göğsüme başını koyup ağladı. Ben sizin kadar anne olamam ama yeri geldi yanlışlıkla anne dedi. Hem çekindi hem çok sevdi. Ben sizin yarınız olmaya başladığımı ne zaman anladım biliyor musunuz? Öyle gelip sarılınca, öpünce falan değil. Terlediğinde sırtına bez koyduğumda, düşecek diye korktuğumda anladım. Sarılınca kollarımı sıktığında, bir bakışımdan ne dediğimi anladığında, yemeğini yesin diye kızdığımda anladım. Terliyken su içirmediğimde, elinde makasla dolanma yavrum dediğimde, öyle gül getirdiğinde falan değil, tiksinmeden burnunu sildiğimde anladım. Ama biliyorum ki sizin bir çeyreğiniz bile olamadım. Siz ki cennetin ayaklarınızın altına serildiği, koşulsuz şartsız sevildiği, her şeyden önce adınızın söylendiği kanatsız melekler. Siz ki benden önce evladım diyen, gecelerce gözüne uyku girmeyen, uğruna ayetler indirilen, cennetle müjdelenensiniz. Sizin evladınız bizim emanetimizdir. Eti, kemiği değil, yüreği, minik elleri, gülen gözleri bizimdir. Bir de sizin bana olan güveniniz, gülen gözleriniz, tatlı sözleriniz benim en büyük hazinemdir. Uğrunuza yazılacak kelimeler çöldeki kum gibi, gökyüzündeki yıldız gibi. Her gün sizin gününüz olsa yetmez. Bilin ki yeriniz asla dolmaz. Kalbimizdeki ışığınız asla solmaz. Boşuna mı demişler? Bir tek annem